Aile Ekonomisi'nden merhaba. Saatlerimiz 12.29'u gösteriyor. Her salı olduğu gibi Aile Ekonomisi'nde birlikteyiz ve tabii ki Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Saide Uzunoğlu bizimle beraber. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün eğlenceli bir konuyu konuşacağız. Sizinle biraz böyle davranışsal ekonomiye giriyor sanırım. Bu konuşacağımız konu, siz LinkedIn'den paylaştınız. İç çamaşırı endeksi, etek boyu endeksi, ruj endeksi gibi endeksler var. Enteresan. Aslında hani farklı pek çok endeks var dünyada. Ve biraz böyle ekonomik olarak geleceğe ilişkin tespitlerde bulunabilen, mevcut durumu ölçebilen endeksler bunlar. Ne dersiniz hocam? Gerçekten işe yarıyor mu bu gibi enteresan, pek akla gelmeyen endeksler? Önce bu soruyla başlayayım, sonrasında endekslerin detaylarına girelim. Şimdi aslında şöyle bakmak gerekiyor. Özellikle durgunluk dönemlerinde, yani ekonominin iyiye gitmediği dönemlerde veya çok yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde bizim de davranışlarımızda çok ciddi anlamda değişiklikler gerçekleşiyor. Hem harcama eğilimlerimizde değişiklikler gerçekleşiyor, hem de harcama eğilimlerimizde ve tercihlerimizde çok ciddi değişiklikler oluyor. Şimdi ben de onunla ilgili böyle bir arkadaşımız bir soru sormuştu. Bir araştırma yapayım dedim. Yani acaba durgunlukta insanlar, tamam yani şunu biliyoruz, enflasyondan korunmak için ne yapıyoruz? Daha lüks olan ürünlerden daha düşük kaliteli ürünlere doğru geçiş yapıyoruz. İşte tabii geçebiliyorsak, zaten düşük kaliteli ürünlere geçmişsek daha da aşağıya gitmemiz zaten mümkün değil. O zaman da miktarını azaltmaya başlıyoruz. Yani tüketimin miktarını, aldığımız mal ve hizmetin miktarını azaltmaya başlıyoruz. Veyahut da market değiştiriyoruz. Daha yüksek işte fiyatlı marketlerden daha ucuz marketlere doğru kayış yapıyoruz. İşte Türkiye'de de aşağı yukarı buna uygun bir eğilim var. Herkes ucuz marketlerden alışveriş yapmayı gayet güzel bir şekilde öğrenmiş oldu enflasyon sayesinde, çünkü satın alma gücünde çok ciddi bir düşüş gerçekleşti. Şimdi baktım, dedim ki acaba nasıl davranışlar değişiyor deyince karşıma erkek iş çamaşırı endeksi çıktı. Yani men underwear index dediğimiz bir indeks karşıma çıktı. Çok ilginç bir endeks. Şimdi istikrar dönemlerinde tabii biraz da erkek egemen bir yapıdan da bahsedelim burada. Evet. Tabii Amerika'da falan yapılan çalışmalar, efendim ekonominin istikrarda olduğu dönemlerde erkek hem eşine hem de kendisine iş normal şekilde ne alıyor? İşte iş çamaşırı alıyor, yani getiriyor evine. Fakat özellikle durgunluk dönemlerinde yeni iş çamaşırı almayı ertelediği ortaya çıkıyor. Böyle bir çalışma yapılıyor ve satışlarında düştüğü belirleniyor. Yani ekonomi yavaşlıyor, bunalıma giriyor ekonomi, insanlar işsiz kalıyor, durgunluk. İlk hemen öncelikle iş çamaşırında yeni siparişleri azaltıyor ve satışlar düşmeye başlıyor. Fakat ekonomi toparlanmaya başlayınca herhalde ilişkiler de tekrar sıcaklaşıyor ki ne oluyor? İşte birdenbire aklına iş çamaşırı geliyor ve tekrar iş çamaşırı alıyor, eşine tekrar iş çamaşırı almaya başlıyor. Yani bana çok ilginç geldi bu endeks ve bunu sadece şey değil, tabii ne kadar doğrudur Wikipedia'nın verdiği bilgi, ama Greenspan'in de bu endeksi izlediği, takip ettiği yönünde iddialar da var. Aslında bana çok ilginç geldi. Şimdi biz belki kendimize özgü endeksler şey yapabiliriz, çıkartabiliriz. Biz bunları bahsedelim de ondan sonra bahsederiz. Yine aynı şekilde bir başka endeksle karşılaştım. Etek boyu endeksi. Şimdi herkes hisse senedi, tahvil bono falan diyor ya. Aslında şöyle oluyormuş. Etek boyu endeksinde de endeks yukarı doğru giderse, yani borsa endeksi toparlandığında etek boyları kısalıyormuş kadınların. Tam tersi, eğer borsa aşağıya doğru giderse, işte bir bunalım, bir buhran söz konusuysa, yani ekonomide durgunluk,
1929 bunalımı gibi bir bunalım varsa, efendim o zaman da etek boylarında bir uzama varmış. Fakat bu 1950'lerde işte acaba doğru mu değil mi diye tartışılmış, tersi sonuçlar da çıkmış. Ama 2010 yılında yapılan bir araştırma, tabii bilimsel bir şey değil, yani hakemli bir dergi değil, bir dergide yayınlanmış 2010 yılında, gerçekten de ekonomide işler iyiye gitmeye başladıkça etek boylarının kısaldığı ortaya çıkmış. Enteresan bir endeks olarak geldi. Evet bana... hocam, bu arada bu boy deyince aklıma daha önceden okuduğum bir makale geldi. Onunla ilgili olarak çok kısa ekranlara getireceğiz. Bir grafik var. Fed Lütfen. Başkanlarının boylarıyla Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki getiri korelasyonu ve burada hani mesela Paul Volcker 2 metreymiş bu evet. arada. Orada mesela %11.29'muş medyan 10 yıllık tahvil getirisi. Greenspan 1.80 boyunda %6.10 olmuş. Ve Yellen bu arada 1.5 metreymiş hocam. Orada evet. da Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi %2.27 şeklinde gerçekleşmiş. O da böyle bir hani enteresan gelişmelerden bir tanesiydi. Hani siz etek boyu deyince aklıma bu geldi. Evet. Ya çok güzel bir şey. O grafiktir zaten. Ben şu anda tabii göremiyorum uzaktan izlediğim için. Ama şöyle söyleyeyim. Tabii Volcker'ın işte uzun boylu olması, faizleri en yüksek seviyelere çekmesi, 20'ler seviyesinde bir faiz 80 yılında, tabii ondan sonra boya göre faizlerin aşağıya, FED faizlerinin aşağıya doğru gitmesi enteresan bir ilişki. Yani evet, yani bu tür ilişkiler var. Mesela bir de Rouge Endeksi var. Bu Estée Lauder'ın hani kozmetik şirketi biliyorsun. Bunun yönetim kurulu başkanı 2000'li yılların başında şöyle bir araştırma yapıyor. Kozmetik satışlarını tanımlamak için bir araştırma yapıyor. Ve Rus satışlarının bir gösterge olabileceğini söylüyor. Diyor ki özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde insanlar ayakkabı gibi, elbise gibi çok daha yüksek maliyetli harcamalar yerine ruj gibi daha düşük maliyetli harcamalara yöneldiğini ve ekonomik durgunluk dönemlerinde ruj satışlarının çok ciddi bir şekilde arttığını söylüyor. Tabii bunun işte tam tersine eğer ekonomide durgunluk ortadan kalkmışsa da Rus satışlarının biraz yavaşladığına dikkat çekiyor. İnsanlar demek ki o zaman rahat rahat ne yapabiliyor? Pahalı satın alımlar yapabiliyor, elbise alabiliyor, ayakkabı alabiliyor. Dolayısıyla biraz daha kıyafet ağırlıklı olarak ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Mesela buna uygun bir şey, mesela Covid döneminde de, bu salgın döneminde de göz makyajı endeksi yapmışlar. Göz makyajıyla ilgili kozmetiklerin çok ciddi anlamda satış gerçekleştirdiğini görmüşler. Dolayısıyla hani maskeyle kapatıyoruz ya yüzümüzü. Evet. O zaman bir yeri ne yapmamız lazım? Güzel olan bir yerimizi ortaya veyahut da bir güzelleştirme yapmamız lazım. Ya bak ben buradayım demesi gerekiyor. İşte o zaman da herhalde göz, tabii siz daha iyi analiz edeceksiniz bunu ama gözü ortaya çıkaran bir göz makyajı harcamasında çok ciddi bir artış olduğu gündeme gelmiş. Bu belki biraz da hani koşullar da, bakın işte bir maskenin örtülmesi şeye, birdenbire ruj endeksinin artık bir anlamı yok orada, yani rujda olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Hocam genel olarak hani kozmetiğe olan bu ilginin, bizde de mesela zaman zaman yayınlarda ünlü markaların temsilcilerini ağırlıyoruz, evet. yöneticilerini ağırlıyoruz. Hep şöyle ortak söyledikleri bir durum var. Ekonomik koşullar kötü olsa bile insanlar, özellikle kadınlar tabii, kendilerini iyi hissedebilmek için oradaki harcamalarını kısmıyorlar. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi, yani daha büyük parçalara yapılacak olan alışverişler belki kısılıyor. Ama işte bir ruj, bir işte göz makyajı, bir krem vesaire, hani oradaki... Evet oje, yani iyi hissettiren, evet ekonomik durumum kötü ama kendimi iyi hissetmek istiyorum en azından bir süreliğine diye, hani o ürünlerin
biraz daha öne çıktığını görüyoruz ekonomik krizlerde dahi. Ya bak biraz da aslında bunda bir gerçeklik payı şu iki açıdan bakılabilir. İnsanların işte işsiz kalmasıyla bunalım dönemlerinde ve enflasyon dönemlerinde satın alma güçlerinin düşmesi ve kendilerini kötü hissetmesi. Yani bir türlü işte hani iki yakının bir araya gelmemesi diyelim ya, buralarda acayip bir aslında enflasyon moral düşüklüğüne de yol açıyor. Sonra bu eşit dağılımın olmaması, gelir çekişmeleri, sınıflar arasındaki farklılıkların çok net ortaya çıkması, enflasyonla beraber işte birilerinin gelirinin yükselmesi, birilerinin çok ciddi düşmesi, bütün bunların sonucunda insanlar en azından işsiz kaldıklarında kendi modellerini düzeltmek için veya en azından görüntü olarak kendilerini ne yapmaya, kendilerine bakmayı tercih ediyorlar. Belki bu şeyle de alakalı, işsiz kaldığı zaman yeni bir iş yerine başvuracak. O zaman iş yerine başvuracaksa morali düşmüş, işte kendisine bakmayan bir insanı, tamamen bırakmış bir insanı ne kadar istihdam eder bir iş yeri? Onu da düşünmemiz lazım. Yani iki taraflı belki düşünmemiz lazım. Hem kendi morali hem de karşı tarafa da bunu yansıtması açısından insanlar özellikle kozmetik ürünlerine talebi artırıyor. Veyahut da kozmetikten taviz vermiyor. Peki taviz verdiklerini aslında o hani ruj endeksini ortaya atan Lauder'in söylediği gibi şöyle olabilir. Ya ben şu anda elbise alacak falan param yok. Ya ayakkabı zaten alacak param yok. Çantaya da o parayı veremem. En iyisi ne yapayım işte, yani rujumu, ojemi, efendim makyajımı daha düzgün yapayım diyerek kozmetik harcamalarını artırıyor olabilir. Yani bu tabii bir davranış biçimi. Bilmiyorum. Tabii bunlar hep yurt dışında yapılan araştırmalar. Hani bizde acaba ne oluyordur dediğimizde de şöyle bakıyorum. Yani Türkiye'de de bir kere herhalde o Covid döneminde bizde de göz makyajı eğer endeksi takip edilmiş olsaydı herhalde etkili olurdu. Yani bu dönemde bir şey var kardeşim, insanlar hep göz makyajı malzemesi almaya çalışıyor diyerek örneğin rujla beraber mesela göz makyajı endeksini yan yana koysak belki ruj düşüyordu, göz makyajı artıyordu. Tabii bize özgün endeksler de yapılabilir harcama kalıpları açısından. İşte bizim Caner Özrağ'ın yaptığı mesela menemen endeksi değil mi? Yani şey diyoruz ama sonuçta menemen bizim en çok işte yediğimiz, içtiğimiz yemek, kahvaltıda olmazsa. Onu yemesek bile hani içindeki ürünler, en çok tükettiklerimiz, işte biber, yani, domates, yumurta. Tabii yani yumurta, domates, biber, yağ en azından bunların hepsi temel zaten bizim yemek yaparken kullandığımız malzemeler. Dolayısıyla bunlar bir endeks olabilir. Ama tabii şeye de bağlı bu, özellikle hani enflasyon dönemlerinde biraz farklı. Şimdi durgunlukta farklı, enflasyonda farklı tartışmak lazım. Durgunlukta topyekun bir çöküş söz konusu oluyor. İnanılmaz bir işsizlik artışı olabiliyor. Ama enflasyon dönemlerinde belli satın alma gücünde ciddi bir düşüş. İşsiz kalmıyorsunuz belki ama satın alma gücünüz inanılmaz bir şekilde düşüyor. Ve belki şöyle bir şey yapılabilir. Market endeksi yapılabilir. Ucuz marketlere giren kişi sayısında ve giriş sıklığında veya malzeme sayısına bağlı olarak endeksler yapılabilir. Örneğin bir kişi eğer eskiden işler iyi giderken 10 çeşit mal alırken herhangi bir marketten bu 8'e 7'ye düşüyorsa veya miktarsal olarak 2 kilodan 1 kiloya düşüyorsa bu aslında işlerin kötüye gittiğini, satın alma gücünü en azından destekleyebilmek için insanların miktardan tasarruf ettiğini falan gösteren endekslerdir. Bunlar mutlaka marketlerde vardır bizde. Yani bunlar takip ediliyordur aslında marketler tarafından. Keşke bunlar yayınlansa da daha iyi görsek. Mesela tüketici güven endeksi diyoruz. Evet. Orada sorduğumuz kişiler belli. Anlatabildim mi? Yani Merkez Bankası'nın işte beklenti anket. 20 kişi 25 kişiye soruyoruz. Onlar da belli kişiler.
Yani belki bu arkadaşların hepsi, yani bu sorulan kişiler belki sokakta normal işte bizim hani ne diyelim 3 harfli mağazalara girmeyen arkadaşlar, gelirleri de düzgün olan arkadaşlar aslında. Bunlar vatandaşın nasıl yaşadığını gidip işte ne bileyim bir pazar yeri toplanırken daha düşük, daha kalitesi düşük olan malları daha düşük fiyattan almak için pazar yerine ne zaman gittikleri bile son derece önemli. Yani hani ne zaman gidiyorsun? Akşam üzeri gidersen fiyatlar düşüyor. O zaman biraz daha düzgün alışveriş, yani en azından istediklerini bir ölçüde alabiliyorsun. Ama daha yeni başında başladığında o giden kişi sayısının az olması veya çok olması, bunlar bizde çok ciddi şeyler olabilir. Simit endeksi, satış ama miktar olarak söylüyorum, endeks bile yapılabilir. Tabii bunlar belki çok mikro şeyler ama en azından aileyi de içeren, hani böyle işte satın alma yöneticileri endeksi. Tamam, o tamam, daha makro bir gösterge. Ama ne bileyim işte bir menemen endeksi dediniz, direkt aileyi ilgilendiren. İşte simit endeksi, benim söylediğim gibi marketlerdeki miktar, kişi başına düşen tüketim miktarı ne olmuş, harcama miktarı ne olmuş. Aslında bunları daha iyi göstersek aslında enflasyonda çok daha doğru ölçme olanağımız ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Hocam, yani böyle ilginç. Evet. Endeksler. İlginç endeksler var ya. Aslında sabah biz Focus'ta günü raporu diye bir kısım yapıyoruz. Orada bu sabah verdiğimiz rapor Oxford Economics'tendi ve küresel tüketim pazarına dair beklentiler paylaşılmış. Orada vakit olmadı, veremedim. Şimdi paylaşayım. Hani bu konuyla da biraz alakalı. Yani ülkeler bazında da kültürel olarak da hani tüketim üzerinde ne kadar büyük farklar olduğunu gösteriyor. Mesela işte nüfusu genç olan ülkelerde biraz daha böyle kıyafet harcamalarına vesaire daha fazla yani para harcanırken, daha yaşlı nüfuslarda örneğin sağlık harcamalarına daha fazla işte para gittiği söylenmiş. Şimdi sizinle de daha önceden bir programda konuşmuştuk. Orada yani Türkiye nüfusunun yaşlandığına dair. Acaba hani burada bizim tüketici davranışlarımızda belirgin değişiklikleri biz ne zaman görmeye başlayacağız, yoksa acaba hani bu enflasyondan dolayı, alım gücündeki düşüşten dolayı o biraz daha belirleyici mi olacak, yoksa demografik unsurlar bir noktada kendini göstermeye başlayacak mı davranış, tüketici davranışları açısından? Çok çok güzel. Gerçekten de o demografik yapı, bizde 34.2 yanılmıyorsam ortalama yaş şu anda. İşte bu 40'lara falan gelmeye başlayınca şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsun yaşamlar uzadı. Yani 76 yıl falan dünyada ortalama yaşam. Ama sağlıklılık oranında bir değişiklik yok. Yani ömrümüzün 76 yılın yarısını sağlıklı geçiriyorsak, yarısını maalesef bundan işte 50 yıl önce olduğu gibi, 40 yıl önce olduğu gibi yarısını da az veya çok hastalıklarla uğraşarak geçiriyoruz. Dolayısıyla bizde de yaş eğer 34 ise 35-40'lara doğru gelmeye başlayınca aslında nüfus yaşlandıkça biz ikinci aşamaya geçmeye başlayacağız. Yani bizim hastalıkla ilgili yaptığımız, yaşlılıkla ilgili yaptığımız, sadece hastalık olarak bakmayalım aslında, yaşlılıkla ilgili de yaptığımız, çünkü fiziksel olarak yoruluyorsun, bazı sorunlar ortaya çıkıyor, gözünle ilgili, her şeyle ilgili bu harcamalarda daha fazla artış olduğunu göreceğiz. Yani yaşlı bakımı, işte efendim hastalıklar, sağlık, bütün bunların o ikinci yarıda yaşlandıkça nüfusun daha hızlı bir şekilde o tür harcamalara doğru evrildiğini göreceğiz. Tabii toplumun içinde de zaten biliyorsun şu anda bütün çalışan firmalar neye çalışıyor? İşte Z kuşağı, yani genç kuşak neyi tercih ediyor? Ne satabiliriz bu kuşağı diye herkes bunu tartışıyor. Yani yaşlılık belli zaten. Yani 35 yaşından sonra ne olacağı belli. 40 yaşından sonra ne olacağımız belli. Neye ihtiyacımız olduğu, neye harcayacağımız belli. Ama gençler neye harcıyor? Nasıl harcıyor? Tüketim eğilimleri nedir? Şu anda bütün araştırma şirketlerinin veyahut da bu iş dünyasının odaklandığı nokta bu kuşak. Yani nasıl yaşıyor, nasıl yaşamak istiyor, nasıl özelleştirebiliyoruz? Çünkü artık herkes daha özel şeyler istiyor, kendine özgü şeyler istiyor. Gençlerin arasında böyle baktığın zaman, özellikle yurt dışında hani böyle şey de yok ya,
forma zorunluluğu da olmadığı için okul önlerinde veyahut da böyle gençlere baktığında hepsinin kıyafetlerinin birbirinden gerçekten inanılmaz farklı olduğunu görüyorsun. O zaman insanlar kendilerine daha özel kıyafetler, daha özelleştirilmiş mal ve hizmet talep etmeye başlıyor. Dolayısıyla şu andaki en büyük konulardan bir tanesi bu. Yani endeksten buraya geldik ama herhalde bizde de bu tür endeksler çalışılsın ki aslında güzel de özellikle hane halkının nasıl harcama yaptığı, hangi dönemlerde nasıl tepkiler gösterdiğini çok daha net bir şekilde görebilelim. Yani önemli çalışmalar gerçekten bunlar. Evet, yani gerçekten sizin de dikkat çekmiş olduğunuz gibi aslında iç çamaşırı endeksiyle, erkek iç çamaşırı endeksiyle başladık. Ruj endeksi dedik, etek boyu dedik, menemen dedik. Pek evet. Çok farklı hani bu gibi çalışmalar biraz da davranışsal ekonomi adına belki de yapılmalı. Evet. Daha fazla evet. Nabzı tutabilir ama umalım ki hani bir an önce bu koşullar, mevcut ekonomik koşullar, enflasyon geride kalsın, daha iyi sonuçlar çıksın bu gibi endekslerde yapılırsa. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizimle beraber de Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, aile ekonomisini böylelikle noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından seans ortasıyla yeniden birlikteyiz.